Herkese merhaba arkadaşlar. Bonjour les amis, ben Nuran, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce kısa bir özet geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Fransızca'da her ismin, her nesnenin bir femina ve maskülensi vardır. Önceki videolarda le, la, un, un artikleri görmüştük. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Eğer bir kelimenin önünde la varsa o kelime feminendir. Veya aynı şekilde kelimenin önünde ün varsa o kelime yine feminendir. Fakat kelimenin önünde lö veya a varsa o zaman o kelime maskülen oluyor. Şimdi zaman kaybetmeden hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, maskülende er ile biten isimlerin genelde feminende yazılışına bir bakalım. Un couturier, e ile bitiyor. E okunuyor. Maskülende feminen hali une couturière. Un gaucher, maskülen une gauchère feminen. Un infirmier, maskülen une infirmière feminen. Un ouvrier, maskülen, une ouvrière, féminin hali. Türkçe açıklaması, terzi, solak, hemşire ve işçi. Devam edelim. Un prisonnier, maskülen hali, une prisonnière, féminin. Un droitier, maskülen, une droitière, féminin. Un financier, maskülen, une financière, féminin. Un léger, maskülen, une légère, féminin. Tutsak, sağlak, finansör, hafif demek. Un passager, maskülen hali, une passagère, féminin. Un écolier, une écolière. Un grossier, une grossière. Un meurtrier, une meurtrière. Yolcu, öğrenci, kaba ve katil demek. Aynı şey, un familier, maskülen hali, une familière, féminin. Un cher, maskülen, une chère, féminin. Un piétonnier, une piétonnière. Un policier, une policière. Açıklamaları tanıdık, sevgili veya değerli, un cher, değerli de diyebiliriz. Yaya ve polis memuru. Un romancier maskülen hali er ile bitiyor. Feminen hali ise une romancière. Un hospitalier maskülen, une hospitalière féminin. Un ménager maskülen, une ménagère féminin hali. Romancı hastane misafirperver aslında un hospitalier hastanede yatan bir insan için söylenir. Veya misafirperver de denilebilir aynı anda. Ev işlerini yapanlar da amenaje maskülen hali, üne menajer de feminen hali oluyor. Burada maskülen de öte ile biten isimlerin genelde feminen de öte te ö yazılı bakalım. Un violet maskülen, une violette feminen. Un muet maskülen, pardon, une muette feminen. Un cadet maskülen, une cadette féminin. Un maigrelet, une maigrelette. Eğer dikkat ederseniz arkadaşlar, maskülen de sonuna yazılan T okunmuyor. Fakat yazılıyor. Un violet, maskülen, T okunmuyor. Un muet, aynı şekilde. Un cadet ve un maigrelet. T'ler yazılıyor, okunmuyor. Bunu bir ön bilgi olarak görün. İleriki videolarda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Feminen halinde ise une violette T okunuyor. Çünkü T'den sonra bir tane harf var. Ö harfi var. Une muette T okunuyor. Une cadette aynı şekilde. Une maigrelette T okunuyor. Türkçe açıklaması mor veya menekşe, dilsiz, küçük kardeş ve sıska demek.
Maskülende öte ile biten isimlerin genelde feminende et olarak yazılışına bir bak. Un secret, maskülen hali. Une secrète féminin. Un discret masculin. Une discrète féminin. Un indiscret masculin. Une indiscrète féminin. Burada da aynı arkadaşlar. Maskülende T'ler yazılıyor fakat okunmuyor. Feminade ise T okunuyor. Sır, sağduyu ve boş boğaz demek. Devam edelim. Incomplet, masculin hali, une complète féminin. Un incomplet, une incomplète. Un inquiet, une inquiète. Un concret, une concrète. Dediğim gibi T'ler yazılıyor fakat maskülen de okunmuyor. Tam, eksik, endişeli ve somut. Burada arkadaşlar o T ile yazılan isimlerin maskülen de, o T ile yazılan isimlerin feminen de o T T Ö ile yazılışını. Bulot maskülen hali, une bulotte féminin. Un seau maskülen, une seau féminin. Un palot maskülen, une palotte féminin. Un vieillot maskülen, une vieillotte féminin. Charlot bu bir erkek ismidir. Feminen hali kız ismi ise Charlotte oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar burada da aynı T okunmuyor maskülende. Yazılıyor, okunmuyor ama feminen halinde T okunuyor. Çünkü T'den sonra burada bir Ö var. İş aptal, soluk tenli ve yaşlı ve Charlotte da bir kız ve erkek. Burada arkadaşlar S ile biten, maskülende S ile biten isimlerin genelde feminende SSÖ yazılışına bir bakalım. Un épée, une épaisse. Un métis, une métisse. S yazılıyor maskülende fakat okunmuyor ama feminende S okunuyor. Türkçe açıklaması da kalın ve melez demek. Un banc, une basse. Un gras, une grasse. Un gros, une grosse. Düşük veya alçak, yağlı ve şişman. Burada maskülende öl ile biten isimlerin feminende genelde öl ile yazılışına bakalım. Un nouvel, une nouvelle. Un criminel, masculin, une criminelle féminin. Actuel, masculin, actuel, féminin. Artificiel, masculin, artificiel, féminin. Officiel ve officiel. Burada dikkat edersiniz arkadaşlar. Feminende de, maskülende de ikisi aynı şekilde okunuyor. Un nouvel, une nouvelle. Sadece feminende bir tane daha l-ö ilave ediliyor. Türkçe açıklaması da yeni, suçlu, gündem, yapay ve resmi oluyordu. Un réel, maskülen hali, une réelle, féminin. Un cruel, maskülen, une cruelle féminin, un accidentel, une accidentelle, un bel, une belle. Aynı şekilde okunuşları aynı fakat feminende l-ö ilave ediliyor. Gerçek, acımasız, tesadüfi veya kazara oluyor accidentel ve güzel de bel için deniliyor. Devam edelim. Un annuel maskülen hali, un annuel féminin hali. Un bimensuel maskülen hali, un bimensuel féminin. Un additionnel, un additionnel. Aynı şekilde yıllık 2 ayda bir ve ek olarak deniliyor. Burada arkadaşlar Gabriel erkek ismi, Gabriel kız ismi. Emmanuel, Emmanuel, Joel,
Erkek ismi Joel, kız ismi Marcel. Aynı şekilde maskülen, Marcel, feminen. Okunuşları aynı, sadece feminen halinde bir tane daha el ö ilave ediliyor. Gelelim maskülende o ile biten isimlerin genelde feminende el olarak yazılışına. Un agneau masculin, un agnel féminin. Un nouveau masculin, une nouvelle féminin. Un jumeau masculin, une jumelle féminin. Un veau, une belle. Un tourtereau, une tourterelle. Oğla, maskülende oğla yazılan, feminende elle bitiyor. Türkçe açıklaması kuzu, yeni, ikiz, güzel ve kumru demek. Burada arkadaşlar maskülende at ile biten isimlerin genelde feminende at ö ile yazılışına bir bakalım. Un avocat, maskülen hali un avocat, feminen. Ne demiştik? Sondaki T okunmuyor maskülende fakat feminende okunuyor. Çünkü T'den sonra bir tane Ö var. Un candidat masculin, une candidate, féminin. Un magistrat masculin, une magistrate, féminin hali. Türkçe açıklaması avukat, aday ve hakim demek. Devam edelim aynı şekilde. Un plat masculin, une plate, féminin. Un ingrat masculin, une ingrate, féminin. Un incarnat masculin, une incarnate, féminin. Délicat masculin, délicate, féminin. Türkçe açıklamaları da tabak, düz bir şekil veya düz bir zemin, nankör, canlı bir kırmızı ve hassas da delikat için deniliyor. Gelelim maskülende at ile biten isimlerin feminende atto ile yazılışı. Açıkçası ben bir tane kelime buldum. Bu da anşa. Anşa kedi demek bu arada. Un chat masculin, féminin hali une chatte. Masculinde al ile biten isimlerin genelde femininde alö ile yazılışını. Un automnal masculin, une automnale féminin. Un banal masculin, une banale féminin. Un animal masculin, une animale féminin. Un brutal masculin, une brutale féminin. Burada dikkat ederseniz okunuşları aynı. Maskülende ve feminende aynı şekilde okunuyor. Sadece feminende kelimenin sonunda, ismin sonunda bir tane ö alıyor. Türkçe açıklaması da sonbahar, banal, hayvan ve acımasız. Aynı şekilde devam edelim. Un arbitral, une arbitrale. Abdominal, masculin hali, abdominal, féminin. Astral, masculin, astral, féminin. Okunuşları aynı. Sadece feminende bir tane ö ilave ediliyor ve l okunuyor. Pardon, ikisi aynı şekilde okunuyordu. Hakem, karın bölgesi ve astral demek oluyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar, bir yanlış anlaşılma olmasın. Astral, maskülen, astral, feminen. Aynı şekilde okunuyor maskülen ve feminende. Burada maskülende an ile biten isimlerin genelde feminende anö olarak yazılışı bakalım. Un artisan, ilk videolarımda hatırlarsınız. Harflerin okunuşunu görmüştük. ANO olarak okunuyordu. Maskülende un artisan deniliyor. Feminende un artisan. Burada N okunuyor. Çünkü N'den sonra bir tane Ö harfi var. Un gitan masculin, une gitane, féminin. Un musulman, une musulmane.
Sanatkar, çingene ve Müslüman demek Türkçe açıklamaları. Un sultan, masculin, une sultane, féminin. Un roman, masculin, une romane, féminin. Un courtisan, masculin, une courtisane, féminin. Un partisan, une partisane. Aynı şekilde maskülen de an olarak bitiyor. Feminen de ise buradaki ne okunuyor? Çünkü kelimenin sonunda bir tane ö var. Türkçe açıklamaları sultan, roman, saray mensubu ve destekçi. Un Afgan, une Afghan. Un Nigerian, une Nigerian. Un Gaëtan, une Gaëtan. Maskülende en ile biten isimlerin feminende nnö olarak yazılışına bakalım. Un lapin, un ile bitiyor. Feminen hali de un lapin. Nö ilave edildi. Un hérisson, masculin, une hérisson, féminin. Un lion, masculin, une lionne, féminin. Un paysan, masculin, une paysanne, féminin. Jean, bu bir erkek ismi, féminin hali de Jean. Türkçe açıklaması da tavşan, kirpi, aslan, köylü. Arkadaşlar, burada maskülende tör ile biten isimlerin feminende töz ile yazılışına bir göz atalım. Maskülende un chanteur deniliyor, feminende une chanteuse. Un conteur masculin, une conteuse féminin. Un lutteur, une lutteuse. Un visiteur, une visiteuse. Şarkıcı, öykücü, güreşçi veya direnmek ve ziyaretçi de visiteur, visiteuse için deniliyor. Arkadaşlar burada ey, öil ile biten maskülen ve öil ile biten isimlerin feminende öil ile yazılışına bir bakalım. Pareil maskülen, pareil féminin. Vieil maskülen, vieil féminin. Vermeil maskülen, vermeil féminin. Burada feminen ile maskülen aynı şekilde okunuyor. Sadece feminende bir tane fazladan el ö ilave ediliyor. Aynı eski veya yaşlı demek ve parlak kırmızı Türkçe açıklamalı. Maskülende ö ile biten isimlerin feminende öz ile yazılışına bir göz atalım şimdi. Un chanceux. Masculin hali une chanceuse féminin. Un peureux masculin une peureuse féminin. Un audacieux masculin une audacieuse féminin. Şanslı, korkak ve cüretli. Türkçe açıklaması. Devam edelim. Un envieux masculin hali une envieuse féminin. Un fameux masculin une fameuse féminin, un jaloux masculin, une jalouse féminin, un avaricieux, une avaricieuse. Kıskanç, aslında envieux, kıskanç denilir mi? Evet denilir. Başkasının sahip olduğuna, aynısını sahip olmak isteyeni denilir açıkçası. Un envieux veya une envieuse. Muhteşem veya büyük, un fameux, jaloux, kıskanç ve cimri, un avaricieux, une avaricieuse. Un tortueux masculin hali, une tortueuse féminin. Un odieux masculin, une odieuse féminin. Un frileux ve une frileuse. Dolambaçlı, iğrenç ve titrek demek. Neigeux masculin, neigeuse féminin. Pluvieux masculin, pluvieuse féminin. Venteux masculin, venteuse féminin. Karlı, yağmurlu, rüzgarlı demek oluyor. Un heureux masculin hali, une heureuse féminin. Un malheureux
Une malheureuse. Un amoureux. Une amoureuse. Un jaloux. Une jalouse. Un époux. Une épouse. Mutlu, mutsuz, aşık, kıskanç ve eş demek. Maskülende F ile biten isimlerin feminende VÖ yazılışına bir. Maskülende aktif deniliyor. Feminende aktif. Vif, maskülen, vive, feminen. Sportif, maskülen hali, sportive, feminen. Fugitif, maskülen, fugitive, feminen. Aktif, canlı, sportif ve kaçak demek. Neuf, neuf. Veuf, pardon, tam tersiydi. Veuf, maskülen hali, veuve, feminen. Neuf, maskülen, neuf, feminen. Sauf, maskülen, sauve, feminen. Dul, yeni, kurtarılmak veya kaydedilmiş. Bref, maskülen hali, bref, feminen. Naif, naif. Intuitif, intuitif. Kısa, naif, sezgisel. Burada arkadaşlar maskülende S ile biten kelimelerin feminende QÜ olarak yazılışı. Maskülende laik deniliyor. S ile yazılıyor. Feminen hali laik, QÜ. Okunuşları aynı, sadece feminende QÜ olarak yazılıyor. Püblik maskülen, püblik feminen. Türk maskülen, Türk feminen. Laik, kamu ve Türk. Bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Au revoir les amis.